mensup olma tanımını duyduğunun değerli okulda işlemiştir. Ben burada içeriye özel değişik bir konuşmak için gelmedim. Ben işlerimde konuşma yapmayacağım. Sadece bir dönemin temsilcisi olduğumu, aramızda olduğumu söylemek istiyoruz. Yüksek ticaret olarak, son kalitesine, Marmara Üniversitesi olarak ilk mezunlu ekiplerim ve bu ekibin temsilcisiyim. Kulak arası nasıl? Tam erişimlerimde şöyle demişim. Yaşansanız bile birbirinizden ayrılmamamız gerekiyor. Görüyorum, çok mutluyum. Umarım bundan sonra yıllarda eleştirel katkılar vereceğiz. Umarım birliklerimiz devam edecek. Bu kadar. Sayın Aksan Usta, arkadaşlar konuşmalar ve konumuzla ilgili 5'e kadar süremiz vardı ve işte oyumuzu kullanıp çıkmış olacağız. Kimse bundan rahatsızlık duymasın. Her şey ilgili yani ufak tefek sapmalar oluyor ama bizler de ilgili bütün konuşmalar biraz daha sabır edelim. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, 38. Genel Kurulumuzun değerli delegelerini, değerli Azur hepinize öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli delegeler, mezunlar derneğimizin genel kurulunu yapmak için burada toplandık. Ancak görüyoruz ki bugün burada vergi konuştuk, muhasebe konuştuk, denetim konuştuk. İnsan konuşamadı, mezunlarımız konuşamadı. Yüksek ticaretlerin geleneklerinden bahsedemedik. Onları hayata geçmekle ilgili yapmış olduğumuz etkinliklerden bahsedemedik. Ben aslında söz almayı düşünmüyorum ama Sayın Genel Başkan'ın eskiye göre yapmış olduğu ve düzeltmesini talep ettiği bir konuşmadan dolayı huzurlarınıza çektim. Bu vesileyle faaliyet raporu çerçevesinde bazı düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli Hazırım, en yüksek içeride, hepimiz biliyoruz, 100 yılı aşkın bir Çınar Akademi'nin mezunlar içinde bulunan camia. Son yıllarda geldiğimiz noktada, acaba kendi kendimize sorduğumuzda yeterince bu geleneklerimizi yansıtabiliyor muyuz? Şimdi aramızda eski değerli genel başkanımız da var. Bizler rahmetli Nice Şekerci'den, İler Müdürlüğümüz yapmış Devrik Şener'den, eski abilerimizden çok şeyler öğrendik. Onlar bize çok nasihatler etti. Ben hatırlıyorum, şube başkanı yaptığım dönemde Devrik Şener, başkanken benim dedi ki gelenektir. Evine gideceksin, gözleri görmeyen bir şube başkanımız var. Fikret Gözüşük gidip onu elinden al, havaya getireceksin, geceye getireceksin. Ve gittim kendi özel arabamı elinden aldım geldim. Değerli arkadaşlar, ben dahi benimle sonra 3-4 tane şube başkanı yapan arkadaşım da var aramızda. Metin abi burada, Ali Zayn burada. Yani elimi tutar, gözünüz görür, kafamız çalışır ama ne yazık ki genelde ne yani bu tür etkinliklerde biz davet almışızdır. Yani çok üzülerek söylüyorum, cenazelerde bile davet ederken ve haber verirken onda bile yani üzülerek söylüyorum ayrımcılık yapıldığına işaret olur. Şimdi değerli arkadaşlar, eski şu andaki genel başkanımız, şube başkanımız faaliyet medyası üzerinde konuştular. Anlattıkları şeylerin özeti, rozetimizin öyküsü yüksek ticaretlerinin geçmişidir. Kendi yaptıkları dönemle ilgili hatırınızda neler kaldığını ben gerçekten merak ediyorum. Siz çok uzun uzun anlattılar, hepsine katılıyoruz. Yüksek ticaretlerinin rozetinin öyküsünü anlattılar, faaliyetlerimizi anlattılar. Üniversiteli ilişkilerimiz çok iyi diye anlattılar. Şimdi ben size üniversiteli ilişkilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Yani ne kadar iyi olduğumuza birlikte karar verelim. Şimdi üniversitede genç hocalarımız da aramızda var. Sağ olsun geliyorlar hala. Ama yaşanmış bir gelenek var. Yüksek ticaret geleneği var. Son 15 yıldır yani bu geleneğin birazcık değiştiğini düşünüyorum. Yüksek ticaret mezunlar derneği üniversitenin rektörlüğünde yüksek ticarete aday var ve gidip başka dernek, başka adayları destekleyen bir üye kazandı arkadaşlar. Şimdi faaliyet raporunda var. Öğrencilerle ilişkilerimiz çok iyi diye anlatılıyor. İşte kucakladık mezunlar diye anlatılıyor. Arkadaşlar kimi kucakladık? Ben Mustafa İmen'in hocanın başkanlığını yaptı. 1992 yılında genel sekreter olarak görev yaptı. Daha sonra 94-96 yılında şube başkanlığı yaptım. Benim hocayla başladığım dönemi onun önce de Metin abinin devraldı. Onların da çok değerli çalışmaları oldu.
Bizim görev aldığımız dönemde üye sayımız 3750 idi. Ben şube başkanımı benden sonra Ali Zayn arkadaşıma bıraktığımda 4 yıl sonra, yani 2 yıl genel sekreter, 2 yıl şube başkanlığı yaptıktan sonra 4 yıl sonra ben bıraktığımda üye sayımız 5750 arkadaşlar. 4 yılda 2000'in üzerinde insanı mezunumuzu bulduk, derneğimize kattık, üye yaptık. Peki bizden sonra ne oldu? Bulanımızdan sonra ne oldu arkadaşlar? Ben biraz önce içeriden bir rakam aldım, dışarıda bir bilgisayardan. Bugünkü tarih itibariyle üye sayımız 6657. Yani 15 yılda 1000 kişi bile üye yapamadık. Yine denetim kurulunun raporunda var arkadaşlar, yani denetçi raporuna yazmış. Diyor ki bu dönemde, yani 2 yıllık dönemde 79 üye kaydı yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar, binlerce insanın mezun olduğu bir üniversitede, fakültelerde, yani 4-2 yılda 79 üye kaydı yapacaksınız. Ondan sonra çıkıp anlatacaksınız ki bizim üniversitede ilişkilerimiz çok iyi. Yani bunu da işte her şey çok güzel gidiyor diye anlatacaksınız. Keşmiş'i tanımayacaksınız, keşmiş'e çok saygı duyamayacaksınız. Yani bunu yanlış bilgi vereceksiniz. Yine denetim kurulunun raporundan arkadaşlar, yani iki örnek vereceğim ben size. Denetim kurulu diyor ki, derneğimizin üyeleri bilgilendirmek amacıyla yerel olarak 3 ayda bir çıkarılması gereken haber belgesi adı altındaki bir yayın vardır. Ancak bu dönemde yayın çıkmamıştır. Şimdi arkadaşlar bütçeye bakıyoruz, 33 bin lira basın yayın gideri var. 33 bin lira basın yayın gideri yaptığı bir dönemde. Ben kendi dönemimi hatırlıyorum, o bahsettiğim 4 yıllık dönemde 44 tane bülten çıkarttı arkadaşlarımızla. 18 sayfa bülten, işte haber dolu, insanları bir araya getirmek, dayanışma sevgilinmek, onları anlatan, etkinliklerin içerisinde bulunduğu, insanları birbirine tanıştıran, rozet takma dönemleri yapan, mezunlara iş bulan, cenazelere giden, bunları birbirine anlatan, yani insan işleyen, sosyal etkinlikleri işleyen 18 sayfalık 44 tane bülten çıkarttık 4 yılda. Şimdi 2 yılda 1 tane bülten çıkarmayacaksınız. 33 bin lira basın yayın gideri var. Yani nereye gidiyor, nereye gidiyor? Yine arkadaşlar, yani eleştirmek için gelmedik buraya ama denetim kurulunun raporunda var. Diyor ki, dernek yarma faaliyetlerinde bulunmamıştır. Değerli arkadaşlar, değerli 300 bin TL, 300 bin TL kirlisi olan bir dernek. Hiçbir üyesine cenazesi mi olmadı, öğrencisi mi olmadı, ne bileyim yani bir yere nakiliden mi olmadı, iflasen ben mi olmadı? Yani bir tane üyesine yardım yapmıyor, 300 bin lira sadece şubenin gideri var ama yardım faaliyette bulunmamış. Yani Yüksek Ticaret'e derneğinin nereye gittiğini, nereye gidilmeye çalıştığını ben bu vesileyle dikkatlerinize sunuyorum. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz başka bir şey daha var. Şu anda İstanbul Şubesi'yle genel merkez iç içe girmiş durumda. Yüksek Ticaret'in bir geleneği var. Bunlar İstanbul Şubesi asıl derneğin merkezi. Daha sonra Ankara Şubesi kuruldu. İşte Kilosun kuruldu. Genel merkez bunlar arasında bir koordinasyonu sağlayan, bunu yapan bir organ idi. Böyle olması gerekir. Abilerin eski başkanlığı yapmış insanların. Ankara Şubesi, Kilosun Şubesi insanların bir araya geldikleri ve o dayanışmaktan iletişim sağlayan bir hal alıyor idi. Ama bugün baktığımızda arkadaşlar, yani İstanbul Şubesi'nin hiçbir etkinliği yok. Tamamen genel merkez her şeyi yapmaya çalışıyor. Kendi aralarında bu anda bir sıkıntı var. Bütün etkili bir genel merkez planlıyor. Şube diye bir organ, hani arkadaşlarla ben özür diliyorum. Yani onlar da bizim arkadaşlar, kararlı çalışsın arkadaşlar. Ama geldiğimiz nokta hiç de doğru bir nokta değil. Sayın Genel Başkan konuşmasında talep ediliyor. Yani genel başkanlar bugüne kadar Yüksek Ticaret Camiası'nın derneğini toplamaya bütünlüğünü sağlayan abilerimizdi. Başkanlarımız hep öyle oldu. Ama şimdi Sayın Genel Başkan buraya çıkıyor. Yani tarih veriyor. Diyor ki 79 senesinde diyor. Yok yani kapalı gidiyor. Bunlar arasında konuşmaları 2-3 günde de yapıyorlar. Yok çöplük teslim aldık. Bilmem neydi konuşmaları yapıyor. Değerli arkadaşlar. Yani en insaf demek. Yüksek Ticaretler Derneği'nin bahsettiğinden yok ama bizim baba ocağımızdır. Biz oraları biraz önce bahsettiğimiz, orayı sağlamak bize bırakan insanların bize emeğidir, bize yardımcılarıdır, bize bahsettiğidir, bize oraya sahip çıktık. Orada o sizin görev dediğimiz veya kapalı dediğimiz bilmem nedir yok halde biz biraz önce bahsettiğimiz bütün bu etkinliklerin yapıldığı mekanda. Şimdi soruyorum arkadaşlar kim kullanıyor? Yani şu anda dersem ki yani Yüksek Ticaret Bürokrasi'nde son bir yıldır eşiyle arkadaşlarıyla sınıf arkadaşlarıyla kaç kişi gitti? Orada bir etkinliğe gitti desem arkadaşlar kaç arkadaşımız kaç tane gelini kaldırabilir?
sanmıyorum. Yani öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar hem iyi yaptılar hem de yapmadıklarının farkında değiller. Yani çok iyi yaptıklarını zannediyorlar. Demeyin iyi bir sürük olun, örgüt olma görevini layıkıyla yapamadığını, yeterli yapamadığını düşünüyorum. Biraz önce Sayın Başkanlar, değerli arkadaşlar, yani ülkemizin sorunlarıyla ilgili çok güzel konuşmalar yaptılar. Hepsinin altına imza atıyoruz. Çok önemli ülkemizin sorunları var. Ancak burası tabii mezunların deneyim kongresi, yani burada üyeler yemeği, genel kurulun özüne yemeği konuşmalar yapmak ya da projeler üretmek gerekir. Ama mezunlar deneyimizin bu anlamda etkin bir güç olmaktan uzaklaştığını düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bana söyleyebilir misiniz son 10 yılda mezunlar derneğimizin bir tane belediye kendi içinden çıkartıp seçtirebildiğini, bir tane belediye başkanı kendi içinden önererek bir partiye kabul ettirebildiğini, bir tane belediye meclisini seçtirebildiğini, içinde çok değerli arkadaşlarımız var, bir tane kendi kaybettiğini, o da başkanı oluyorlar, meclisini soruyorlar, milletvekili olanlar var ama arkasında derneği kurarak, derneği organize edip gidip yaptığı becerdiği hiçbir şey var mı arkadaşlar? Ya ben burada bir eksiklik olduğunu ve etkin olamadığımızı düşünüyorum. Yani derneğin açıkçası politikasının nereye gittiği konusunda kendini yeniden düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Yani başkanı da bahsetti konuşmasında kendi arkadaşlar, yani bu söyledikte, yani sözlerine son vereceğim. Birazdan seçime geçilecek. Yani bizim yüksek ticaretlerin mezunlarımızın birliği, beraberliği için elimizden geleni hepimiz yapmamız gerekir. Bunu basite kabul etmemiz lazım. Mehmet Başkan aday olmayacağını söyledi. Bunun üzerine yine daha önce beraber çalışmış olduğumuz çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışması oldu. Daha sonra tekrar şube yönetiminin bir aday hazırlığı içerisinde olduğunu konuşuldu. Mehmet Başkan'la görüşen arkadaşlarımız bu işi teklifle de birleştiriz, bütünleştiriz diye bir kayıt içerisinde biz bunu hallederiz diye biz son güne kadar böyle bekledik ama dün akşam ne yazık ki bunu gerçekleştiremedi. Yani şubenin merkezinde genel merkezi yönelik başka yerlere yönelik hesaplar yapıldığını düşünüyoruz. Mehmet Başkan içerisinde özünde içinde genel başkanlık gibi bir hevesle şube başkanlığından ayrılırken, giderken şubeyle yeniden bir bölünmenin içerisinde bırakarak gittiğini düşünüyorum. O nedenle vakit geçmiş değildir. Buradaki bütün arkadaşların, bütün hazırlığının yani bu işi toparlaması gerektiğine inanıyorum. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar saygılar sunuyorum.